Darbe girişimine dair ilk askeri dava bugün de Denizli'de görüldü. 42'si tutuklu, 60 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul'daki ilk dava ise yarın Silivri'de görülecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 13 ilde 24 iddianame hazırlandı. Şimdi davalar da arka arkaya görülmeye başlandı. Darbe girişiminin ilk askeri duruşması Denizli'de başladı. Aralarında 11. Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da olduğu 42'si tutuklu toplam 60 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma FETÖ-PDY davaları nedeniyle Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde görüldü. Duruşma salonuna önce sanıklar, sonra sanık avukatları ve yakınları, daha sonra basın mensupları alındı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle başlarken ardından iddianamenin okunmasına geçildi. Duruşmanın yapıldığı EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sanıklar anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçlarından yargılanıyor. Şüpheliler 3 defa ağırlaştırılmış müebbet, 1 defa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul'daki darbe girişiminin ilk davası ise Silivri'de görülecek. Emniyet mensuplarına yönelik açılan darbe girişimi davasında 29 emniyet mensubu ilk kez hakim karşısına çıkacak.